baş başa Ağva'ya gidiyorsunuz. Ağva mı? Evet. Bir gidin bakalım. Ağva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül sevdiğinden hiç vaz mı geçecek? Bir gidin bakın bakalım. Geçecek mi? Yani bu adam da her seferinde yeni bir icat çıkarıyor. Nereden çıktı şimdi bu Ağva meselesi? Aynen öyle. Yani hafta sonu ne yapacağımızı o mu karar verecek yani? Sonuçta hasta hakkı var, danışman hakkı var. Vardır herhalde. Yani vardır tabii canım, vardır ya. Niye olmasın ki? Mecbur muyuz biz hem onun her istediğini yapmaya? Hiç. Yapmayız, olur biter. Vallahi aynen öyle. Yapmayız, ne olacak? Nereden bilecek yani? Gittik deriz. Yani bizim gidip gitmediğimizi nereden anlayacak bu adam? Bizim kadar zeki mi yani? Üzerimize GPS mi takacak? Vallahi Onur Bey, sizi tebrik ediyorum. Fevkalade bir çözüme ulaştınız. Ben de sizi tebrik ederim Lale Hanım. Gerçekten uzun zaman sonra ilk defa uyumunuz taktı eşyaya. Teşekkür ederim. Rica ederim. De. Biz nereye geldik ya? Oo. Ya Pınar Bey, kafa mı bıraktı bizde? Gürür gürür çağlıyor vallahi. Maşallah. E neyse, gidelim mi? Ağva. Oh. Aman ne güzel. Ay çok iyi bir fikir. Ne güzel düşünmüş terapist. Nereden aklına geldiyse. Vallahi çok güzel fikir oğlum. Gerçekten çok güzel fikir. Gidin Lale ile baş başa aşk gazeleyin. Şöyle yaralarınızı sarın. Değil mi? Hem tam aşk zamanı. Deniz ve kum ve ne Fikret? Ve deniz, kum ve gazete ve dergi. Romantizmden emekli olmuş adama ben de ne soruyorum acaba? Sen babana bakma yavrum. Her şey çok güzel olacak. Bitti mi? Anne, biz Lale ile bir karar verdik. Ah bak ne güzel. Birlikte karar vermeye başlamışsınız. Demek terapist işe yarıyor değil mi Fikret? Aynen. Anneciğim, babacığım. Biz Lale ile Ağva'ya gitmemeye karar verdik. Hoppala. Nasıl yani? Ben yanlış mı işittim? Bir şeyler söyle Fikret. Anneciğim doğru duydunuz çünkü biz Ağva'ya gidersek bu boşa kürek çekmek olacak. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Olur mu oğlum, öyle şey olmaz ki. Baba asıl gidersek daha kötü olacak. Birbirimizi yine kırıp dökeceğiz. Bir şey değişmeyecek ki. Bir şey daha söyle Fikret lütfen. Oğlum siz o zaman terapiste ne diyeceksiniz? Yani sonuçta mahkeme kararıyla gidiyorsunuz terapiste. Biz onu da düşündük. Lale ile Ağva'ya gitmişiz gibi davranacağız. Neyse ya, daha fazla uzatmıyorum gerçekten. Hadi öpüyorum sizi, görüşürüz. Ama... Fikret, Yıldız! Mızıklanma Fikret, mızmızlanma. Çöz Fikret, çöz Fikret. Ya ne çözeceğim ya? Bütün problemleri ben mi çözeceğim? Einstein mıyım ben? Eyvah. Ya gideceğiz dedik işte, niye böyle üstümüze geliyor ya? Pınar Bey. Merhabalar Onur Bey. Nasılsınız? Lale Hanım nasıl? İyi, sağ olun. Lale de şu an yanımda hatta. Buradayım. Merhaba. İyi. Yan yanaysanız çok iyi. Efendim, sizi arabamın sebebi bu hafta sonundaki Ağva geliniz. Gideceğiz dedik ya Pınar Bey. Niye böyle üstümüze geliyorsunuz? Sesinizde bir gerginlik mi hissediyorum Lale Hanım? Canınız bir şey mi sıkıldı? Yok. Yok, niye canım sıkılsın? Sonuçta kocacığımla beraber Ağva'ya gidiyorum tatile. Rahatlarım orada. Güzel. Siz Ağva'da rahatlarken bana da oradan fotoğraf göndermenizi istiyorum. Psikolojik tedavinizin gelişimi için. Lale Hanım, Onur Bey. Buradayız. Buradayız. Oradaysanız iyi. Beni de yanınızda hissedin. Hani bana fotoğraf gönderin, konum gönderin ki ben de sizinle oradaymışım gibi olsun. Yani şöyle, biz şimdi Lale ile... İlla fotoğraf göndermek zorunda mıyız yani? Hani yoksa konum falan göndermesek olmuyor mu? Nedir efendim? Bir sıkıntı mı var? Sorun mu var? Yok, bir sıkıntı yok da şimdi biz sonuçta sakin bir yere gidiyoruz ya, kafa dinlemeye. Hani birbirimizle vakit geçiririz, baş başa oluruz diye telefonları kendimizden uzak tutalım dedik biz. Olmasın telefon. Olur mu efendim? Hangi çağda yaşıyoruz? Telefonsuz olur mu? Diyelim denize gittiniz, ormanda geziyorsunuz. Birinizden birine bir şey olsa kimin haberi olacak? Tövbe estağfurullah. Yani haklısınız tabii de. O zaman anlaştık. Bekliyorum mesajlarınızı. Bu
tedavinizin ilerleyişi açısından çok önemli bir aşama atlamayalım lütfen. Pınar Bey. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz size. Hadi iyi eğlenceler, sevgiler, saygılar. Saygılar. Sevgiler. Efendim ben yapacağımı yaptım. Daha da gitmezlerse Ava'ya benim bir terapist olarak yapabileceğim başka bir şey yok. Benim adım Pınar, elimden gelen bu kadar. Ay çocuklar, çok uykum geldi. Ben yatacağım, kusura bakmayın. Babaanneciğim biraz daha otursaydık. Ay yok yok, siz oturun çifte kumrular. Siz oturun, ben yatacağım. Çok uykum geldi. İyi geceler babaanne. İyi geceler babaanneciğim. Biz de zaten birazdan yatacağız. İyi geceler, iyi geceler. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Ben de yatıyorum. Yatıyorum ben de. Sen yatmayacak mısın? Öyle karşıya mı bakacaksın sürekli? Karşıya bakmıyorum, televizyona bakıyorum. Ayrıca uyku mu kaldı bende? Ne yapacağız diye düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Oho, ağla meselesini düşünüyorum. Ama Onur Bey'in umurunda bile değil. Oho, vallahi çok haklısınız Lale Hanım. Ağla meselesi umurunda bile değil. Ha, zaten kadınların umurunda olan şey niye erkeklerin umurunda olsun ki? Konuşmayayım diyorum ama. Ay aman, aman konuşma Onur. Sakın sükunetini bozma. Git, valizini hazırla, yat, uyu. Uyuyacağım, uyuyacağım. Merak etme. Ama tabii valizimi yapmadan uyuyacağım. Ben çünkü Ava'ya gitmiyorum. Ama sen Ava'ya gittiğin için valizini sen hazırla. Hatta bence şimdiden başla. Çünkü sabaha kadar anca biter. Tecrübeyle sabit. Ben Ava meraklısı değilim Onur. Sen gitmiyorsan tabii ben de gitmeyeceğim. Ama gitmiyorsak ne söyleriz, ne yalan atarız diye düşünüyorum. Ya bunun için didirip duruyorum ben. Ama yine senin umurunda değil. Sen beni karşındayken hiçe saydığın sürece asla hiçbir şey umurumda olmayacak Lale. İyi, umurunuzu meşgul etmeyelim o zaman. Böyle devam et. Ya sen çıldırtırsın adamı ya, hakikaten. Ay çıldır, çıldır. En azından bir tepki vermiş olursun, çıldır. Çok güzelmiş, iyi geldi. Afiyet olsun. Ne kadar güzel oldu böyle ikinizi birden karşımda görüverince. Evet anne, hayırdır? Ayol ne demek hayırdır, aşk olsun. Ben sana böyle mi öğrettim? Yok öyle demek istemedim. Ha, yani demek istiyor ki sizi bir arada gördük ya. O yüzden yani bir şaşırdık. Onu söylüyor Lale. Çocuklar siz Ava'ya gideceksiniz ya. Biz de Emir'e bakalım diye geldik dünürümüzle. Evet evet. Biz dünür ittifakıyla oyalayacağız Emir'imizi. Siz gidin, siz gidin. Aa, Ava mı? Ha, nereden çıktı Ava? Aa, ama ne güzel. Gidin gidin. Şey İsmet babaanne. Aslında bizim öyle bir düşüncemiz vardı. Konuştuk Lale ile ama sonradan yani işlerimiz falan çok yoğun olunca benim mesela toplantım var. Benim de okulum. Senin okulun bugün cuma ya. Bir de bir dersim var. Soner Bey ile ben görüştüm. Onun dışında rahatsın. Soner? Müdür Soner. Başka var mı Soner benim kaçırdığım? Ben de sekreterine konuştum Onurcuğum. Toplantını pazartesi gününe aldık. Karşı taraf için de çok iyi olmuş, işine gelmiş, müsbet olmuş. Gelmiş mi? Evet evet, öyle olmuş. Çok müsbet, evet. Güzel. Emir de bize emanet. Rahat rahat gidin şöyle. Oh ne güzel, keyifli keyifli. Gözünüz arkada kalmasın. İsmet babaanne aslında biz... Yani gidecektik ama... Sonra ertelemek zorunda kaldık. İşler yoğun. Canım ne var bu kadar düşünecek? Ben olsam... Ay. Vallahi... Ay benim sağlığım yerinde olsa... Kalkıp ben gideceğim yani o kadar bu güzel havada. Ne güzel, evet. Ay siz gidin bari çocuklar. Peki madem? O zaman gideriz. Biz de kahvelerimizi içtikten sonra kalkalım değil mi efendim? Bize de müsaade. Bizim de işimiz var. Biz de zaten Emir'i alacağız. Dünür dünüre dolaştıracağız biraz. Ne tatlı.
Ay ben bir de size şimdi şeyi anlattım mı şeyi? Baby girl'lerden bir tanesi böyle bayağı ağlayınca böyle... Hemen öbürü de ağlıyor değil mi Filiz? Bir tanesi acıktığı zaman diğeri de acıkıyor. Biri gülünce diğeri de anında gülüyor, doğru mu? Evet, çok tatlılar, natittalar. Böylesi bizi öldüreceğim ya ben onları. Ya çocuklar hani siz çanta hazırlayacaktınız tatil için. Hani daha hiçbir şey hazırlamadınız, hadi. Çanta? Tatil için? Tabii, tabii tatil. İyilik perisi ihtiyar. Hem yavrularımın hakkı olan şirketi elimizden al... ...hem de beni başımdan salmaya çalışıyor. Yok öyle yavrum. Tatile mi gidiyorsunuz kanki? Aslında öyle bir şey... Tüf ya! Tüf ya! Ya kahretsin ya! Ne oldu? Ben böyle alışverişe falan çıkarız diye düşünmüştüm. Baby girl'lere bir şey alırım, sen de benimle gelirsin diye. Sonuçta benim hiç arkadaşım yok, kız kardeşim yok. Sen benim tek kız kardeşimsin. Ama olsun yani gelemeyeceksen. Olmaz, ben seni bırakmam Filiz. Gelirim tabii. Kesinlikle olmaz. Buna başta ben müsaade etmem yani. O zaman doğru kalkılıyor şimdi, en yakın AVM'ye gidiliyor. Orada çılgınlar gibi bebekler için alışveriş yapılıyor. Zaten Ava da bir yere kaçmıyor yani sonuçta. Oğlum, yani ne var? Ben Filiz'le giderim çarşıya, beraber yaparız alışverişimizi, beraber seçeriz değil mi kızım? Olur mu öyle şey babaanneciğim ya? Olur mu? Ben sizi yorar mıyım? Ben sizi yorar mıyım babaanneciğim benim? Ayrıca sizin fikirleriniz böyle bugüne göre biraz demodation kalıyor. Eski yani. Benim fikirlerim eskiymiş. Kızım, senin o eski dediğin fikirlerle ben oho kaç çocuk büyüttüm biliyor musun? Senin o Erol'un var ya Erol'un, onu da o eski fikirlerle ben büyüttüm. Erol gibi bir patates ancak senden çıkar zaten. Tabii. Benim böyle sizin var ya fikirlerinize yani saygım sonsuz babaanneciğim. Ama o fikirlerle kim bilir ne hatalar yapıldı istenmeden. Ayrıca da sonuçta yani artık internet çağındayız. Çocuğum, bebekleri de internet mi yetiştiriyor? İnternet mi büyütüyor? İnşallah duacıyız. İnşallah internet bunları da başaracak babaanneciğim. Bir biberonu, doğru biberonu bulmanın süresi nedir? Alayım tahminlerim. Bir hafta. Bir hafta sürüyor biliyor muydunuz? Tabii. Yani bebek alışverişi çok önemli. Ya önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli babaanne. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. O zaman biz bebekler için alışverişe gidelim. Ama konusunda artık sonra konuşuruz. Biz alışverişi şey yapalım o zaman. Çok önemli. Çok teşekkür ederiz babaanneciğim. Çok tatlı. Kızım dur. Ay ne oluyor? Yangından mal kaçırır gibi. Hadi görüşürüz lütfen babaanne. Madem onlar şimdi şey yapıyor, ben de işteki şeyleri şey yapayım babaanneciğim. Görüşürüz. Hı. Saygılar. Sen de şey yap bakalım. Erken bitmiş alışveriş. Keşke biraz daha yapsaydınız ya. Öyle oldu. Lale, devam edebiliriz yani istersen alışverişe. Yok Filizciğim, yani dünyada başka bebekler de var. Bırak onlar da birazcık tulum çorap falan giysin. Çok haklısın kanki. O zaman biz... Biz o zaman şey yapalım, Ava'ya. Gidelim. Yani mecburen. Amelel gibi bakma. Bir şeyler yap. Yoksa baş başa tatile gidecekler. Sonra gelsin barış, gelsin mutluluk. Ki hiç sevmem. Siz bu Ava'ya gerçekten gitmek istemiyor musunuz şimdi? İstemiyoruz. Ama terapist ödev verdi bize. Ya ödev neymiş ya? Allah Allah, çocuk musunuz siz yani? Hani kimsenin ilişkisine kimse karışamaz yani. Sizin ilişkinize ne hakla karışıyormuş yani? Hayır, ben de barışmanızı istiyorum. Mesele o değil ama yani. Yani. Hayır, belki istemeyerek gittiğiniz için hani orada kavga edeceksiniz mesela. Allah korusun. Ya iyi de Filiz, biz ne yapalım? Yani özellikle Ava'da çekilmiş fotoğraflarımızı istiyor bizden. Evet, terapist mahkemeye rapor sunacak. Eğer düzenli olarak gitmediğimizi, o ödevleri yapmadığımızı öğrenirse bizim dava süreci uzayacak. Siz bana böyle boş bir duvar bulun. Ben sizi var ya, bırak Ava'ya, buradan kara iplere götürürüm. Yemin ediyorum bak. Şişt.
şimdi de böyle arkasınız da böyle sanki yeni kavga etmişsiniz gibi, böyle sinirliymişsiniz gibi bir pozlar verin bakalım. Ama biz bunları terapiste göndereceğiz Filiz. Tamam da siz boşanmak istemiyor musunuz? He yani bence zaten boşanmayın, Allah korusun da. İstiyoruz. Heh, işte o yüzden böyle gerçekçi olsun. Hani bu tatil de bize yaramadı yani. O kadar bile kötüyüz, aramız kötü falan gibi. Hadi. Tamam. Kankana güven, gerisini merak etme sen. Hem de öyle bir işe yarayacak ki yıldırım hızıyla boşanacaksınız. Ay Filiz, vallahi gerçek gibi oldular. Filiz, yani ben bile inanacağım şu an havada olduğumuza. Bir şey diyeyim mi? Beni çok büyük bir dertten kurtardın. Hele beni Filizciğim, hele beni. Şu an nasıl rahatladım belli değil yani. Ne demek canlarım benim? Gönderdiniz değil mi? Evet evet, gönderdim. İnşallah inanır. İnşallah. Heh, arıyor. Ne yapayım? Aç, ben güneşleniyorum. Müsait değilim. Sen aç. Ben de duştayım. Zaten seni aramış, sen aç. Tabii. Adam kimle sağlıklı diyalog kurabileceğini bildiği için beni arıyor. Haklı. O da haklı. Ya da en problemli tarafı da arıyor olabilir. Bunlar hep mesleki tecrübe. Durun, durun, durun. Heh. Şimdi. Aç, aç. Aa, Ava mı orası? Ay, değil herhalde. Alo, Pınar Bey merhaba. Merhabalar Lale Hanım. Nasılsınız bakalım? Vallahi muhteşemiz. Deniz, kum, güneş, ay, güneş, kum. Oo, harika, harika. Aldım fotoğraflarınızı. Süper, şahane. Ne güzel. Onur sizle konuşmak istiyor. Ben hemen veriyorum. Onur da konuşsun. Alo Pınar Bey. Merhaba. Merhaba Onur Bey. Fotoğraflarda henüz biraz gerginsiniz ama inanın Ava size çok iyi gelecek. Yani biraz tabii öyle olmuştur ama düzelteceğiz yani. Tabii çözeceğiz zamanla. Hayatım, sırtıma birazcık güneş yağı sürer misin? Geliyorum aşkım. Hemen geliyorum. O zaman bekliyorum yeni fotoğraflarınızı. Hadi size iyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Yedi. Ay çok kötü oynadım da. Ay Filiz. İnandı. Ellerine sağlık. Ne demek ya? Ne demek yani? Siz yeter ki boşanın. Ben yağlı boya tablonuzu bile yaparım. Olacak şimdi bu Ava macerasından sonra? Ne olacak? Onu Lale Hanım'a soralım istersen Filiz'ciğim. Yani ben de merak ediyorum işin içi. Estağfurullah. Dalavere işlerinde elinize su dökebilir miyiz biz? Aa ama. Ay vallahi iyi ki gitmediniz siz Ava'ya. İyi ki. İyi ki. Verilmiş sadakam varmış benim. Neyse. Yani işte birkaç tane böyle sinirli fotoğraf falan göndereceğiz. Tabii. Tartışıp anlaşamadığımızı söyleriz. Yani şiddetli geçimsizlik, tatilde kavga ettik deriz. Daha ne diyelim? Bak. Şöyle yakın çekeyim, tamam mı? Fotoğraflayacağız hanımefendinin şu görüntüsünü. O da şiddetli geçimsizlik neymiş anlayacak. Direkt. Şu el kol hareketleri, maço tavırları da bir resimleyelim, çerçeveletelim. Adam zaten anlar ne demek istediğimi. Ama lütfen ama, lütfen ama, lütfen böyle tartışmayalım ama. Oh, oh, yiyin birbirinizi. Afiyet olsun. Neyse, ben gidiyorum. Haydi güle güle. Laleciğim, yetişkin insanlarız. Lütfen oturur musun? Ya yetişkiniz de. Onur 6 yaşına takılıp kalmış. Ben ne anlatabilirim ki şimdi? Gidiyorum. Vallahi peri masalı gibiydiniz siz. Onur'la Lale'ydiniz siz. Bitti Filiz. Peri masalını el birliğiyle bitirdiler. Şimdi o masal dediğin nerede biliyor musun? O adliye koridorlarında sürünüyor. Hayır, ben Barış'ın istiyorum da. Hep böyle düşünüyorum, düşünüyorum şimdi. Yani böyle kavga edeceksiniz sürekli yine. Yine bir kavga, yine bir... O Emir, küçücük yavrum böyle kavga olan bir evin içinde büyüyecek, psikolojisi neler. Ay, ay. Sana lola. Valla kadınları görsen şaşırırdın ya. Koray'ın üzerine nasıl saldırdılar? Annem onları ne ara aradı, ne ara sokağa döktü anlamadık. Valla doğru söylüyorsun ablacığım ha. Yani konu biz olunca tabii annem böyle bir canavar kesiliyor. Yani şu internet meselesi çok iyi fikirmiş. Ay abla, valla bizden iyi kullanıyorlar interneti ha. Ay canım benim ya. Valla sonunda yüzün güldü çok şükür ha. Oh.
bu arada ben abi meselesini hallettim. Tereyağından kıl çeker gibi hem de. Ya sen onu nasıl hallettin cidden? Annemin kızıyım ya. Teknolojiyi kullandım. Onun sayesinde. Annem nerede? Ha, işi vardı, gelir birazdan. Anlatsana bakayım o tereyağından nasıl kılı çektiğini. Ben şimdi Emir uyuduya üşütmesin. İçeri koyayım ben onu. Gelince her şeyi anlatacağım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.